Marmara Ataspor'ları Federasyonu Ataspor'ların saatini sunar. Evet, merhaba sevgili izleyiciler. Ataspor'ları saatine hoş geldiniz. Bu hafta da stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Bahtiyar Dursun Hocam hoş geldiniz. İlim Yayma Cemiyeti Proje Koordinatörlüğü, Proje Birimi Yöneticisi ve Şükrü Kırataş, Dünya Hapkido Birliği Başkanı, Marmara Ataspor'ları Genel Sekreteri. Hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Hocam, şimdi sizin esas bölüm elektrik, elektronikle başlamışsınız. Sonra da bu STK'larla olan bir birliktelik başlıyor. Evet. Projeler, destekler ve herkesin esasında bu tarzda olan dernekler olsun, işte vakıflar olsun, bunların hepsinin en çok ilgi duyduğu can damarı diyebileceğimiz esasında. Bunlarla ilgili bir yöne doğru yönelmişsiniz. Evet. O nasıl başladı? O yani o yoldan buraya geçiş nasıl başladı? Bu ihtiyaç neden doğdu? Evet. Öyle de sohbetimize devam ediyoruz. Şükrü Hocam, sizler de arzu ettiğiniz zaman her zaman sohbete girin lütfen. Şimdi zaten akademisyenlik süreciniz başladığı anda projelerle iç içe oluyorsunuz. Ben lisans eğitimi Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Lisanstan sonraki yüksek lisans ve doktora süreçlerimde de hep projelerle iç içe oldum. Akademisyenlerin kendi bünyelerinde, üniversite bünyelerinde bilimsel araştırma projeleri birimi vardır. Oralara proje başvuruları yaparlar, fikirlerini sunarlar. Bu kapsamda projeler yürütürler. Daha sonrasında bir üst level olan işte TÜBİTAK'tır, COSGAP'tir. Buralara proje hazırlarlar ve bu şekilde benim de sürecim başladı. İlk projemi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisiyken hazırladım. Daha sonra kaç yıl hocam? 2003 yılında. 2003'te. Evet, 2003 yılında. Devirmişsiniz. Rüzgar enerjisinin daha yeni yeni popüler olduğu dönemlerdeydi. Hmm. Orada bir proje yürüttük rüzgar enerjisi üzerine. Daha sonra ben 2006 yılında 2006'nın sonunda Kırklareli Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Kırklareli Üniversitesi'ne geçiş yaptığım süreçte Kırklareli Üniversitesi bünyesinde çok farklı boyutlarda çok farklı projeler yürüttüm. Avrupa Birliği projelerinden tutun da Genç Spor Bakanlığı'na kadar, TÜBİTAK'a kadar, kalkınma ajanslarına kadar bir sürü projeleri orada tecrübe etme imkanı buldum. Daha sonrasında bu projelerle alakalı Kırklareli'de STK'lara ve üniversitenin kendi bünyesindeki akademik birimlerinde proje hazırlama eğitimleri verdim. Yani bir proje nasıl hazırlanır? İşin alfabesini esasında öğrendim. Evet, işin alfabesini orada hem kendi tecrübelerimle hem de proje hazırlarken ki süreç içerisinde bir takım öğretilerimi orada insanlarla paylaştım. Peki o zamandan bugüne baktığınızda evet. Projelerin desteklenmesi, STK'lar ve ilgi bu geldiğimiz dönemde iyice yani son bir 5 yıllık dönemde mi bu pik yaptı yoksa insanlar esasında zor geldiği için mi bu yola başvurmuyordu ya da ya bilmiyorlardı yoksa dipsiz bir kuyu muydu? Esasında biraz en başlarda galiba öyleydi herhalde. Evet, şimdi şöyle proje yazmak bir tecrübe istiyor, birikim istiyor. Bununla alakalı olarak yetişmiş insan gücü yeteri kadar yoktu proje hazırlamayla alakalı. Şimdi ben Kırklareli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduktan sonraki süreçte İlim Yayma Cemiyeti'nin Kırklareli Şube Başkanı oldum. O süreçte STK'larla olan sürecim aslında başladı. Ve orada işte farklı STK'ların yönetimlerinde de bulundum. İşte Aşiyan Derneği'dir, işte oradaki Ensar'ın Kırklareli Şubesi'nin yönetiminde ve bir takım birimlerinde bulundum. O süreçlerde aslında yavaş yavaş proje yazma eğitimleri, proje hazırlayarak hibe almak, teşvik almak yeni yeni 2006'lardan 2010'lara geldiğimizde bir kültür oluşmaya başlamıştı. Evet. Hatta bunu biraz daha öteye götürürsek valilikler kendi bünyesinde Avrupa Birliği ofisleri kuruyorlardı. Bu ofislerde işte proje eğitimleri veriliyordu. Hı. Kalkınma ajansları çok önemli bir rol edindi burada. Kalkınma ajansları da o zaman başladı bu hareketlenme. Tabii zaten 2010'lardı, değil mi? Tabii yani daha öncesinde de vardı kalkınma ajansları ama kalkınma ajansları biraz daha böyle proje bazlı bölgesel kalkınmaya etki edecek, sürdürülebilirliği arttıracak, istihdamı arttıracak şekilde projeler vermeye başladı. Şimdi ajansların proje vermeye başlaması, işte kamu kurum ve kuruluşlarının projelere, hibelere bir takım daha fazla yönelmeleri insanları proje hazırlamaya teşvik etti, yöneltti. Bunun üzerine STK'lar, üniversiteler, belediyeler, valilikler,
il müdürlükleri bile proje hazırlamaya başladı ve bünyelerinde proje birimleri kurdular. Evet. Ve bu sürece gelecek, yani son 5 yıllık sürece gelecek olursak son 5 yılda bu artık pik yaptı. Yani özel sektör bile proje hazırlayarak destek alabiliyor günümüzde. Örneğin bir şirket kurdunuz, COSGAP'e başvuruda bulunup COSGAP'ten destek alabiliyorsunuz. Şirketinizle alakalı. Nasıl başvuruyorsunuz? COSGAP'in uygulamalı girişimcilik, eğer ilk defa şirket kuruyorsanız, kurmadan önce... Yani ben şirket kuracağım. Tamam. Şirket kurmak için ya belli kalemler var. Onları yerine getirmem gerekiyor. Mali yükümlülüklerim de var. Evet. Ama böyle de bir fırsatım da var. Evet. COSGAP'e başvurarak bunun belli bir kısmını ben buradan alabiliyorum. Kesinlikle. Yani hibe mi oluyor yoksa ya da başka bir şey kredi mi? De olabilir. Kredi de olabiliyor. Aynen. Nasıl oluyor süreç? Nasıl oluyor? Şöyle, şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Hiç şirket kurmadınız, ilk defa şirket kuracaksınız. Girişimcisiniz aslında. Evet. O tarafınız var. Onu gördünüz. Bu dernekler için de geçerli mi anlattınız? Yok, yoksa bahsettiğim farklı. Şu an şirketler. Bu şirket, alakalı. Tamam, güzel. Evet, şirketlerle alakalı. Şimdi şirket kurmadan önce E-Devlet üzerinden COSGAP'in uygulamalı girişimcilik eğitimi var. Bu ikiye ayrılıyor. Geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik diye. Daha bu eğitimi online olarak alıyorsunuz. Uzaktan eğitim modeliyle alıyorsunuz. Bu eğitimi aldıktan sonra E-Devlet üzerinden sistem size bir sertifika üretiyor. İşte uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamladığınızı gösteren sertifika. Bu sertifikayla şirketini aldıktan sonra şirketinizi kuruyorsunuz. Normal şirket kuruluşunu yapıyorsunuz. Tamam. Şirket kuruluşunu yaptıktan sonraki süreçte şirketi kurdunuz, süreçlerinizi tamamladınız. Doğru. Elinizdeki sertifika ile COSGAP'e başvuruda bulunuyorsunuz. COSGAP'e gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben işte uygulamalı girişimcilik eğitiminizi aldım ve şirketim için destek istiyorum diyorsunuz. O eğitim almak için bir ücret ödeniyor mu? Hayır, eğitimler Ödemem. Ücretsiz olarak veriliyor. COSGAP eğitimleri tamamen ücretsizdir. O eğitimi alıyorsunuz. Daha sonrasında iş planı hazırlıyorsunuz. Yaptığınız işi detaylı bir şekilde COSGAP'in sisteminde olan dokümanı doldurarak başvuru yapıyorsunuz. Başvurular tamamen online oluyor. COSGAP orada belli kalemleri destekliyor. Mesela performans desteği var. Bu performans desteği sizin çalıştırdığınız personele ödediğiniz SGK'nın belli bir güne göre ve bayan girişimci ve erkek girişimci olmasına göre bu değişebiliyor. Destekleri var. İşte 25 bin liraya kadar desteği yıllık var. Yıllık mı veriyor? Yıllık veriyor. İşte işletme geliştirme, kuruluş geliştirme desteği var. İşletmeyi kurduğunuz zaman şahıs şirketi kurarsanız ya da işte limited şirketi kurarsanız ona göre farklı destekleri var. Yani COSGAP'in bu başlangıçtaki işletmeniz yokken, sıfırdan işletme kurarken verdiği destek. Bir de işletmeniz var. Şu anda işleyen bir işletmeniz var. Ona destek için başvurmak istiyorsunuz. O durumda da farklı destek kalemleri var. Bir tanesi işletme geliştirme destek. Ama gene bir proje olarak. Olacak yani. Bir proje kapsamında mı olması lazım? Bu bahsettiğim kurulu işletmelerde proje bazlı olan da var. Başvuru bazlı olan da var. Proje bazlı olanlarda biraz daha meblağ bunları yüksek. Bunları nereden girip? Mesela şu an bizi izleyen izleyiciler, evet. İş kurumu olanlar, STK'sı, derneği, faal bir firması olanlar nereden girip bakabiliyorlar? Nereden bu bilgileri sahip oluyorlar? Bu bahsettiğim tüm desteklere COSGAP.gov.tr yani COSGAP'in resmi web sitesi üzerinden rahatlıkla erişebilirler. Tüm bilgilendirmeler, detaylar orada mevcut. Hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duymadan kendileri oradaki direktifleri takip ederek başvuru yapabilirler. Bayağı bir şeyler de var galiba. Bu işleri yapan aracı firmalar da çıkmış tabii, artık. Yani bunu meslek evet, olarak alıyor. Tabii. Seninle ilgili başvuruda bulunuyor. Bunların hepsini yapıyor. Çünkü başlı başına esasında bir şey oldu. Bir kol oldu orada. Yani. Tabii ki meslek kesinlikle. Oldu bu. Şu anda danışmanlık firmaları var. Sırf kurumlara sizin adınıza proje hazırlıyor. İşte TÜBİTAK'ından tutun, COSGAP'ine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na desteklerine projeleri hazırlıyor. Bununla alakalı da belli ücretler talep ediyorlar karşı tarafta. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nda geçtiğimiz günlerde sohbet ettik sizle yayından önce. Bu Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü 2022 PRODES. Proje evet. Destek çağrısı yayınladı. Onunla ilgili bir ufak bir videomuz var. Bir onu izleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim tekrar. Sivil toplum güçlendikçe Türkiye güçlenecek. İyiliği çoğaltacak güçlü fikirler senden gelecek. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da Sivil Toplum Projeleri Destek Programı'nı başlattı. Kadın hakları, aile içi şiddetin önlenmesi, sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, madde bağımlılığı ile mücadele, afet bilinci, gönüllülük, istihdamın artırılması, gaziler ve şehit yakınlarının desteklenmesi, kültür değerlerinin korunması, kısacası hayat için bir fikrim var diyorsan, desteğimizle yanındayız. Hemen başvur, geleceğimize birlikte güç katalım. Çünkü iyi fikirler her zaman desteklenmeye değer.
proje destek konuları için www.siviltoplum.gov.tr adresini ziyaret edebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Şimdi bu sivil toplum gov.tr üzerinden başvurdular. Burada belli başlı konular sayılıyor. Bunlar sadece sivil toplumlarla, STK'larla ilgili olanların başlıkları. Nelerdi biraz önce saydıkları? Ben de burada hızlıca okuyayım izleyicilerimiz için de. Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi, uyuşturucu madde bağımlılığı mücadele, göç ve uyum, gönüllülük, sosyal girişimcilik, afet bilinci, trafik bilinci, engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, eğitim, kültür, evet, sağlık, spor, tarih ve kültürel değerlerin korunması, hayvan hakları, insan hakları ve demokrasi ve bunun gibi 3-4 tane maddeler var. Bunlar bu STK'larla ilgili olanlar. Esasında sizin de yayından önce sohbetimizde diğer başka projelerinde yürütüldüğü belli başlı kurumların da oldukları Avrupa Birliği projeleri var. Evet. Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Sportate Teşkilat Başkanlığı var. Ve biraz önce izlediğimiz sivil toplum kuruluşlarında hibe veren kurum ve kuruluşlar var bunlarla ilgili. Bu başlıklar nasıl belirleniyor? Bunların altındaki o yapılar nasıl oluşuyor hocam? Biraz da ondan organik Tabii. olarak bahsederseniz sevinirim. Şimdi öncelikli olarak bu Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu proje çağrılarıyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen. Birincisi şu, sivil toplum kuruluşlarına özel çağrıya çıkılıyor. Ve bu bağlamda derneğin kütüğünde bahsetmiş olduğu faaliyet alanıyla örtüşen projelere başvurması gerekiyor. Orada yani, projeler var. Şunlar evet, saydıklarımız değil mi biraz önce? Bu saymış olduklarımız bunlardan, içerisinde. Bu kalemlerden olanlardan hangisi varsa sen ona göre bir başvuruda bulunur. Kesinlikle. Yani siz eğer bir insani yardım derneğiyseniz insani yardımla alakalı projelere başvurmanız gerekiyor. Bir gençlik derneğiyseniz ona göre gençlik derneğinin faaliyet alanına giren projelere başvurmanız gerekiyor. Bunu belirtmek gerekiyor. İkincisi, bu Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün proje çağrısına başvurularda bir önceki yılın beyannamesini doldurması gerekiyor derneklerin. Yani beyan, bir takım teknik şartları var, onları sağlamış olmanız onları gerekiyor proje başvurusu yapabilmek için. Sivil Toplum Gov.tr adresinden derneklerle evet, ilgilenenler hepsini oradan alabiliyor, o bilgileri kesinlikle alabiliyor. Evet, kesinlikle. Diğer sorunuza gelecek olursak, şimdi sırayla konuşalım. Avrupa Birliği projeleri dediniz. Şimdi Avrupa Birliği projelerine sivil toplum kuruluşları da başvuru yapabiliyor. Normal diğer kurum kuruluşlar da başvuru yapabiliyor. Valilikler, üniversiteler de başvuru yapabiliyor. Şimdi tabii ben burada biraz daha olayı sivil toplum özelinde aldım. Sebebi de Marmara Atasporları Federasyonu'nun evet, altındaki 14 tane dernek. Bir tanesi de Dünya Hap Güdö Birliği bizim. Kesinlikle. Şükrü Bey'in de başkanlığı evet, yaptı. O derneklere bir fikir vermek, o derneklere bir yol göstermek amacıyla hepsi sivil toplum özelinde bunları bir derledim, topladım. Aslında o konuda biraz daha bilgi vermek istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nin sivil toplum kuruluşlarında kapasite geliştirmeye ve sivil toplum diyaloğu oluşturmaya yönelik çağrıları var. Sadece sivil toplum özelinde ve sivil toplumun gelişmesi için. Burada Avrupa Birliği'nin baktığı birkaç kriter var. Birinci kriter, çok ortaklı bir projeleri, yani çok ortaklı projeleri desteklemek istiyor. Örneğin bir dernek İstanbul'dan, bir dernek Manisa'dan, bir dernek Bulgaristan'dan, bir dernek Yunanistan'dan şeklinde böyle bir konsorsiyum da oluşturabiliyorsunuz. Ya da böyleleri daha mı çok kabul görüyor? Tabii ki, kesinlikle. Yani çok ortaklı olup çok fazla fikrin oluştuğu projelerde daha fazla kabul görüyor. Ve bu bağlamda da Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden eğer destek alırsanız, ortak mesela bulursanız. Mesela örnek verelim. Şimdi mesela Şükrü Beylerin, yanlış hatırlamıyorsam sohbeti de etmiştik kendisi de. 4000 tane mi vardı hocam? Kaç tane vardı sizin? Kaç ülkede vardı şu an için Dünya Hap Güdö Birliği? 41 ülkede. 41 ülkede var mesela. 4000 tane de üyemiz mi vardı? Evet. 4000 tane de üye var. Mesela bu şey, on üzerinde de federasyon vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu hatırlıyorum? Federasyon sayımız dünya genelindeki evet, Hap Güdö federasyonları onun üzerinde. Mesela bu şekilde bir başvuru olduğunda, Dünya Hap Güdö Birliği başvurduğunda, örnek olarak Dünya Hap Güdö Birliği üzerinden gidelim, onların nezdinde daha kabul edilebilir mi oluyor mesela? Kesinlikle. Baktığında ya bu gerçekten organik, olabildiğince global bir şekilde yayınlanmış, kendileri işi yürütüyorlar dediğinde bir artısı oluyor değil mi bu kesinlikle projelerde? Şimdi zaten proje değerlendirme kriterlerinde ortak olması tüm proje türlerinde, yani Türkiye'deki yürütülen ve kurumların vermiş olduğu proje nezdinde de ortağınız varsa bir adım öndesiniz demektir. Çünkü çok katılımlı projeler her zaman destek görmekte. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Mesela siz bunun federasyonunu yanına alıp farklı ülkelerden
3-5 tane Avrupa Birliği ülkesi veya Avrupa Birliği aday ülkesi. Ama Avrupa Birliği ülkelerinde olması daha da artı bir avantaj sağlıyor. Onları da bir araya gelip bir konu üzerine bir proje hazırlanması gerekiyor. Şimdi burada tabii o projeyi hazırlarken hangilerini altından seçiyorlar hocam? Yani Avrupa Birliği projelerinin altından şu an mı Avrupa şey Birliği'ni konuşuyorum. Onun evet, onu, tamam, Avrupa yani, Birliği projelerini konuşuyorum. Neden şu anda onu sordum özellikle? Mesela aynı Şükrü Bey gibi dernekli olanlar, Marmara Ataspor'dan atılan Dünya Hapkıda Birliği gibi X bir bizi izliyor şu an için. Kendisini özleştirsin ki ya bir yol gösterelim ona. Esasında bir haritasını çizelim şu an evet. için. O da Avrupa Birliği projelerinin altına başvurusunu yapabilecek. Aynen öyle. Yani bu tipteki projelerde yani Avrupa Birliği projelerinde özellikle çok ortaklı olması bir avantaj. Kendi alanından STK'larla birlikte işbirliği yapması o da ayrı bir değer katıyor. Ama burada en önemli şey proje fikrinin orijinal olması, güncel olması ve güzel bir projeye dökülmesi. Yani proje diline dökülmesi. Doğru. Çünkü yani. Sonuçta bu proje yani biz ne kadar profesyonel olursak olalım, bu işi ne kadar güzel yapıyorsak yapalım, kağıt üstünde bunu ne kadar güzel yaptığımızı lanse edemiyorsak, anlatamıyorsak, kağıda dökemiyorsak, karşıda okuyanlar bizim yazdığımız kadarıyla bizi bildiği için o proje değerlendirme aşamasında biraz farklılıklar gösterebilir. Peki bu proje yazıldı, çizildi. Oradaki rakam neye göre belirir mesela? Başvuracaklar evet. mesela. Yani bir o proje bazlı atıyorum X projesi. X projemi benim şey çıkartıyorum kalem. Benim 500 bin liralık burada bir desteğe ihtiyacım evet. var diyorsunuz. Öyle mi ilerliyor? Şimdi şöyle. Şimdi APO Birliği veya diğer proje türleri, bakanlıklar olsun, kalkınma ajansı projeleri olsun, işte sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü projeleri olsun. Bunların hepsi çağrıya çıktıklarında bütçeyi açıklarlar. Derler ki işte bu sene... Yıllık mı oluyor? Yıllık, evet. Yıllık bütçe açıklarlar. Şu kadar işte minimum bir değer verir. Atıyorum 50 bin euro. Bunu tamamen şu an afaki söylüyorum. 50 bin euro. Okay. Maksimum da 200 bin euro der. Bir projeyi destek vereceği miktar der. Burada şunu da söyleyebilir. Tamamını da karşılıyorum. Yani tamamını da ben veriyorum diyebilir. Der ki yazmış olduğunuz projeden bu aralıklardaki çıkardığınız bütçenin %70'ini ben veriyorum. %30'unu sen koy der. Banka kredisi gibi bir nevi yani esasında. Yani evet sonuçta bazen böyle ki Avrupa Birliği bu çok yapıyor. Tamamını karşılamama noktasında. Hani taşın altında elini sen de koy diyor. Aslında bir nevi karşıdaki proje başvurusu yapan kişiye. Dolayısıyla böyle bir süreçte olabiliyor. O projeyi birini mi atıyor kendi çalışanlarından? Onun takibini sağlıyor, yapıldığını. Yani onu nereden takip ediyor? Ben neye göre parayı vereceğim? Yaptı mı, etti mi? Hangi aşamaya getirdi, ne oldu? Yani onlar mı sunuyor, nasıl oluyor? Çok güzel sorular soruyorsunuz bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle, şimdi siz projeyi hazırladınız. Evet. Sundunuz kurula. Tamam. Değerlendirildi. Başarılı bulundu. Başarılı bulunduktan sonra siz projeyi uygulamaya başlıyorsunuz. Tamam. Başladıktan sonraki süreçte her 3 ayda bir... Sizden gelişme raporu istiyor. Okay. Gelişme raporunu alıyor. Orada görünürlüğe çok önem veriyor. Hatta biraz daha tabir biraz şey olacak ama kafa sayıyor. Mesela diyor ki ben bu projeyi işte siz diyorsunuz 75 kişilik bir işte hedef kitlem var. Bunu 75 kişiyle beraber yapacağım diyorsunuz. Fotoğraf karesinde o 75 taneyi saymaya bile kalkabiliyor bazen. Yani kurumlar bunu yapabiliyor. Dolayısıyla burada denetli yani bu sizin projenizin bakanlık nezdinde ya da Avrupa Birliği nezdinde bir muhatabı var, kontrolörü var. Yani sizin yapmış olduğunuz raporları okuyup değerlendiren. Eğer o raporu okuduğunda sizin yapmanız gereken takvim oluşturmuşsunuzdur, faaliyet planı. Faaliyet planı yapmış olmanız gerekenleri zamanında yapmadıysanız projeyi bile sonlandırabiliyorlar. Diyor ki sen takvime uymamışsın, sonlandırıyor. Projenizi yarıda bırakabiliyor. Ama siz projenizi çok güzel bir şekilde götürüyorsunuz. Orada vermiş olduğunuz hedeflere uyuyorsunuz. İşte harcamaları onların belirlemiş olduğu, başvuru rehberinde bahsettiği kriterlere dikkat ederek yapıyorsunuz. Sonuça kadar sizinle beraber gidiyor. Peki ara ödemeler yapıyor mu peyderpey? Mesela 5 yıllık bir projemiz var bizim mesela uzun. Yani 1. yılda şu, 2. yılda, 3. yılda, 4. yılda böyle. O kademe kademe o dönemlerde sana o ödenekleri çıkartabiliyor projenin sonunu getirebilmem için değil mi? Tabii tabii. Şimdi bazı proje tiplerinde para tamamen baştan yatırılıyor. Mesela sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğüne başvurdunuz. Kaç para çıktı? 150 bin lira. 150 bin lirayı size hemen hesabınıza geçiyor. Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra. Siz onları harcıyorsunuz. Sonrasında projenin sonunda bakıyor ne kadar harcamışsın. Ne kadar kalmış, hangi faaliyetleri yapmışsın, hangisini yapmamışsın. Ona göre bir mahsuplaşıyor. Bu Genç Spor Bakanlığı'nda şöyle oluyor. %60'ını ilk başlangıçta yatırıyor. İlk gelişme raporundan sonra kalan %20'yi yatırıyor. En son sonuç raporunu yazdıktan sonra da geri kalan %20'yi yani %100'ü tamamlamış oluyor. Avrupa Birliği de peyderpey yatırabiliyor. Yani tamamını baştan yatırmıyor. Belli kalemler açarak yatırabiliyor. Yani bu
kurumdan kuruma değişiklik gösteriyor. Avrupa Birliği ülke bazlı mı belirliyor proje şeyini mesela? Avrupa Birliği neye göre belirliyor? Mesela Türkiye için ben bu yıl bu kadar bir şey gelecek projelere göre bir bütçe ayarladım diyor. Nasıl oluyor? Şöyle genel çağrılar genel oluyor aslında. Ha. Siz orada başvuruyorsunuz. Yani herkes gibi onların ilgili çağrısına başvuruyorsunuz. Bazı projelerde tabii ülke bazlı da bir bütçe ayırdıkları olabiliyor. Ha. Mesela bizim bazı bakanlıklarımızın yapmış olduğu büyük ölçekli projelerde karşı kurumla beraber Avrupa Birliği'nin de bütün müktesabatına dikkat ederek edecek şekilde de süreçler planlanıp projeler çağrılarına çıkılabiliyor. Peki Şükrü ben Hocam buyurun. Ben şey bahsedeyim bir de şimdi hep genel konuştuk ama şu size daha önce de bahsetmiştim. Hangisi? Yayın önce. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kalkınma ajansı projeleri var. Şimdi kalkınma ajansları Türkiye'de 26 tane. 3 ya da 4. Çok derevaçlı onlar. Çok duyuyoruz televizyonda her yerde haberlerde yani kalkınma ajansına başvuruldu Sanayi Bakanlığı'nın destekler için yani. Kesinlikle ve kalkınma ajansının güzel tarafı şu, hem özel sektöre hem kamuya hem de STK'lara destek veriyor. Yani kapsamı geniş. Ha, anladım. Dolayısıyla bu bağlamda önemli bir rol üstleniyor. Dernekler de kalkınma ajansına başvurabiliyor. Tabii kesinlikle başvurabiliyor. Dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar hatta vakıflar da başvurabiliyor. Vakıflar da mesela burada bir şeyin altını çizeyim yeri gelmişken, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün projelerine vakıflar başvuramıyor. Dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar başvuruyor. Mesela bu önemli bir ayrıntıdır. Güzel bir detay. Kalkınma ajanslarının içerisinde bir tane proje türü var. Bu çok önemli. Ben bunu STK'lar için de önemsiyorum. Altyapı projesi desteği de veriyor. Altyapı desteği de veriyor projelere. Minimum 500 bin TL. Maksimum 2 milyon TL'ye kadar destek veriyor. Yani siz örneğin Marmara Atasporları Federasyonu olarak başvuruyorsunuz. Bir eğitim merkezi kuracaksınız. Tamam. Bir bina kiralayacaksınız. Orada eğitimler vermek istiyorsunuz. İşte orada bu atasporlarının farkındalık oluşmasını, işte atasporlarında bir takım dünya kapsamında yarışmalara katılmak istiyorsunuz. Mesela, İnsanları davet edeceksiniz, etkinlikler olacak. Kesinlikle. Mesela atıyorum çok güzel bir tematik kütüphane yapacaksınız. Sadece atasporlarla ilgili. Hani böyle bir projeniz var mesela. Kurguladınız. Tam bunun için uygun bir. Kalkınma Ajansı'na Kalkınma Ajansı'nın SOGEP bir adı geçiyor. Sosyal gelişmeyi destekleme programı diye geçiyor. Bunu nereden ulaşıyoruz? Yani Kalkınma Ajansı'nın sayfasının içinde Sanayi mi? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden gidebilirsiniz. Tamam. Ya da yerelde her bir Kalkınma Ajansı'nın kendi web sitesi var. Mesela İstanbul Kalkınma Ajansı'nın iska.gov.tr gibi. Oraya girip oradan tüm detaylara, verilere erişebiliyorsunuz. Evet. KAIS diye bir sistemi var. O KAIS sistemine kayıt oluyorsunuz. O KAIS sistemi Sevgili üzerinden... Sevgili izleyiciler not alın hocam. Çok önemli detaylar söylüyor şu an için. KAIS sistemi üzerinden projenizi kalem kalem giriyorsunuz. Oradan aşama aşama yapıyoruz. Sonuna geliyoruz. Ondan sonra minimum 5. Ama burada kriter minimum 500 bin liralık bir. Tabii evet. Yani küçük bazlı projelerde hani bütçeniz 500 bin lirayı bulmuyorsa. Ufak şeylerle gelmiyor bana diyor. Yani öyle de diyebiliriz. Ufak şeylerle gelmiyor. Evet. Peki bu şeyi de merak ediyordum soracaktım size. Bu mesela millet kütüphaneleri yapılıyor. İşte gönüllülük projeleri ve benzeri şeyler. Bunlar nasıl oluyor? Yani evet. Neyle yapılıyor? Bunlar da kalkınma ajanslarının destekleriyle mi yapılıyor? Yok. Millet bahçeleri genellikle belediyeler yapıyor bildiğim kadarıyla. Çok fazla bilgi sahibi de değilim. Sadece hani genel bilgim ölçüsünde bahsedeceğim. Genelde belediyeler yapıyor. Bazı yerlerde valilikler de yapabiliyor. Valilikliğin kendi bütçesinden. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bildiğim kadarıyla bu konuda da bir de şeyi var. Desteği var diyebilirim ama hani proje bazlı olarak yapılan bir çalışma değil. Onu söyleyebilirim. Bir de bir sonraki başlığımızı şey olarak söyleyeyim. Genç Spor Bakanlığı çok önemli bir katkı sağlıyor bu sivil toplum kuruluşlarına. Özellikle sizin derneğiniz son. Aynen ben de şimdi oraya giriş yapacaktım esasında. Oradan bağlayalım Gençlik ve Spor Bakanlığı. Şimdi Şükrü Bey de çok değişik bir sporla uğraşıyor. Yaklaşık da kendi notlarında 25 yıl mı oldu? Hapkido. Evet. Hapkido ile uğraşıyorsunuz. Biraz başlangıç nasıl oldu Şükrü Bey anlatır mısınız? 1997'de Fransa'da. Bir başlığımız. Esasında bir VTR'miz var. Bir onu izleyelim. Sonra da siz de anlatırsınız. Çok da keyifli olur esasında müsaadenizle. O VTR'ye bir pas atalım sevgili izleyiciler. Hapkido'ya 1997 yılında Fransa'da başladım. Eğitim görmek için Kore'ye gittim. Kore'deki üniversite salonlarında üniversiteli hocalarla hapkido eğitimi aldım. 5 yıl uluslararası bir federasyonun as başkanlığını yaptım. 1 yılda eş başkan olarak görev yaptım. Daha sonra 2011 yılında 12 ülkenin başkanlarıyla beraber bir karar vererek World All Hapkido Association Birliği'ni kurduk. Birliğimizin ilk başkanı Güney Koreliydi.
ikinci ve üçüncü dönem, 3 yılda bir seçim oluyor. İkinci ve üçüncü dönemde ise ben başkan oldum. Hapkido'da 10'un üzerinde uluslararası büyük federasyon var. Bu federasyonlarda her hoca kendi sistemini, kendi ekolünü kuruyor. Ancak VAHA'da her ülkeden bir kişi ancak yönetime girebiliyor ve seçimle geliyor. Dolayısıyla VAHA diğerlerinden farklı olarak uluslararası nitelik kazanmış olarak biraz öne çıkıyor. Ayrıca diğer Hapkido federasyonları genellikle kendi doğu prensiplerine göre eğitim veriyorlar. Örneğin selamlamada eğiliyorlar ve birbirlerine secde ediyorlar. Ama bizim ağırlıkta olduğumuz VAHA Federasyonu'nda İslam ülkeleri ağırlıkta olduğu için biz bu selamlama şeklini kaldırdık. Eğilmeyi kaldırdık, yerdeki secdeyi kaldırdık. Bu anlamda elleri kaldırarak şu şekilde hap ki diye selam veriyoruz. Selam verme şeklimiz bu Kore'de kapalıyız anlamına geliyor. Biz İslam ülkelerindeki arkadaşlar olarak şöyle düşündük. Biz de kendi dini inançlarımızdan başkasına kapalıyız. Yani Allah inancından başkasına kapalıyız diyoruz. Hap ki şeklinde eğilmiyoruz. Kurallarımızda bazı değişiklikler yaptık. Zor hareketler, sakatlamalar normaldi. İşte nakavtlar var, düşürmeler var, yerde boğmalar var. Biz bunları biraz daha pasifize ederek rakibe zarar vermeden galip gelme şeklini, kurallarını koyarak öğrettik. Ve bizim VAHA'nın yarışmalarında daha çok böyle yarışma var. Ama rakibi ezme ve ona zarar verme hareketleri yok. İslami örf, adet ve kurallarını ön plana çıkararak böyle bir çalışmaya girdik. Oldukça değişik bir sporla uğraşıyorsunuz. Yaklaşık 25 yıldır. Kısa bir ara vereceğiz. Hemen sohbetimize devam edeceğiz. Çok kısa bir ara. Tekrar beraberiz. Ataspor'ların saati devam edecek.